Tüm yurdu etkisi altına alan yağmur sabahın erken saatlerinde İstanbul'da da etkili oldu. Yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Güne yağmurla uyanan İstanbul öğle saatlerinde bu kez de yüksek nemle mücadele etti. İstanbul'da sel yoktu yağmur sonrasında ama uzmanlar sele karşı çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Sele kapılmamak için nelere dikkat etmeli? Sele maruz kalındığında ne yapılmalı? Ve en önemli soru, bu yağışlar daha ne kadar devam edecek? İşte yanıtlar. Yarın Perşembe günü pek yağış beklenmiyor İstanbul'da. Yarın beklenmiyor ama İstanbul bugüne yağmurla uyandı. Yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Sağanak Sarıyer'de Cendere yolunu göle çevirdi. Kemerburgaz'da toprak kayması yaşandı. Maltepe'de sebze yüklü kamyonet devrildi. Sebzeler yola savruldu. Kayganlaşan yolda duramayan 7 araç devrilen kamyonete çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Duramadım, herifleri biraz çektim. İstanbul'da yağış sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Bu kez İstanbullu yüksek neme maruz kaldı. İstanbul'da öğle saatlerinde ölçülen hava sıcaklığı 28 derece ancak hissedilen sıcaklık 40 derecenin de üzerine çıkıyor. Bunun nedeni ise nem oranının oldukça yüksek olması. Sıcaklıklar 30-32 derece ölçülse bile nem oranı %90'lara çıktığı için hissedilen sıcaklığı 50 dereceye kadar çıkartıyor. Yağış etkisini kaybetti ama cuma gününe dikkat. Bu kez dolu geliyor. İstanbul'da cuma günü bizi önemli bir durum bekleyebilir. Öğleden sonra saatlerinde dolu ihtimali var. Öğleden sonra başlayıp cumartesi sabah saatlerine kadar devam edebilir bu ihtimal. İstanbul'da beklenmiyor ama özellikle Karadeniz'de sel ihtimali yüksek. Uzmanlar uyarıyor. Sele dikkat. Karadeniz bölgesinde, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu da sel tehlikesini de beraber getirecektir. Meteoroloji yurt genelinde yağış, bazı bölgeler için de sağanak yağışla birlikte gelecek sel uyarısı yaptı. Sele kapılmamak, selden korunmak için alınacak önlemlerse son derece önemli. Su eğer ayak bileğinize kadar geliyorsa o suyun debisi sizi devirmeye yetecektir. Eğer sel ihtimali varsa, çok sağanak yağış ihtimali varsa arabalarınızın içine girmeyin. Arabanızın içindeyseniz de camlarınızı açık tutun. Çünkü su arabanıza geldiği zaman öncelikle elektrik aksamını bozar. Elektrik aksam bozulduğu zaman da camlarınız açılmaz. Sele maruz kalındığındaysa sağlık sorunlarıyla karşılaşmanız an meselesi. Sel sularının içinde enfeksiyon oluşturabilecek maddeler vardır. Kanalizasyon karışır çünkü sel sularının içine çoğunlukla. Bu da bizim sağlığımız açısından çok tehlikelidir.